Bime kesebet, kazandıklarından ötürü helak olmasın diye hatırlat onunla demiş Allah Azze ve Celle. Leyse leha min dunillahi veliyyun ve la şefi'a. Bu hatırlatmanın başka parçaları da var. Hatırlatılacak ilk şey kazandıklarınızdan ötürü helak olmamaları için Allah Azze ve Celle bu gerçeği kendilerine hatırlatmalarını. Leyse leha min dunillahi veliyyun ve la şefi'a. Ayrıca böyle helak olan kimselerin Allah'tan ayrı herhangi bir velileri ve ne de şefaatçileri bulunmayacağı gerçeği. Bu da yani ya gemi batarsa batsın çok umurumuzda değil, zaten can yeleğimiz var modunda takılacaklar için bir uyarı. Hayır, bu can yeleği kurtarmayacak veya böyle bir can yeleğiniz olmayacak şeklinde Cenab-ı Hakk'ın uyarısı. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيُّنْ وَلَا شَفِيَا. Onun için Allah Azze ve Celle katında herhangi bir dost söz konusu. Bir şey mi dediniz? Birim bir şeydi. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيُّنْ وَلَا شَفِيَا. Allah'tan ayrı herhangi bir velisi. لَهَا zamiriyle bu nefse geri dönüyoruz. Kazandıklarıyla kendisini heder etmiş olan kimse. Eğer kişinin kazanımı heder olmak yönündeyse, o kişi Allah Azze ve Celle'ye karşı herhangi bir dost bulamaz. Allah Azze ve Celle'ye karşı herhangi bir şefaatçi bulamaz. Çünkü ona bu anlamda dostluk edecek yahut ona bu anlamda şefaatte bulunup yarar sağlayabilecek kimseler Allah varsa, bu kendi çevresi olabilir, sevdikleri olabilir, akrabalar olabilir. Başka çevresinden Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu kazanmış kimse olabilir. Ama kendisi bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmamış ise onlar bunu yapamazlar. Allah Azze ve Celle buna müsaade etmez. Dolayısıyla bir kişinin birilerine güvenerek Cenab-ı Hakk'a sırtını dönmesi anlamına gelecek türden bir şefaat anlayışı, birilerine güvenerek Cenab-ı Hakk'ı otomatikmen ikna edeceğini sanması bütünüyle yersizdir. Çünkü Cenab-ı Hak böyle birilerinin duasına mahkum değildir. Cenab-ı Hak birilerine açık çek vermiş. Dolayısıyla da o verdiği açık çekler münasebetiyle bazı kimseleri affetmek, cennete sokmak zorunda kalmış bir durumda değildir. Bunun mutlak surette kendi iznine, iradesine bağlı olduğunu Kur'an'da açıklıkla defalarca Cenab-ı Hak söylüyor. Men zellezî yeşfe'u indehu illâ bi'izni. Kimmiş o Cenab-ı Hakk'ın izni olmaksızın katında şefaatte bulunabilecek olan kimse? Böyle bir söylem var ise, yani Cenab-ı Hakk'a rağmen ben bu işi yaparım, Allah Azze ve Celle benim bir dediğimi iki etmez iddiasında bulunan, dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini satan kimseler, Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini ranta dönüştüren kimseler, böyle kimseleri Allah Azze ve Celle reddediyor. Hiçbir kimse böyle bir iddia ile insanların karşısına çıkamaz. Böyle hakları olduğunu ve bunu hele hele istediği herhangi bir kimse için kullanabileceğini. Her iki durumda, bu konu defalarca geldikçe hep söyledik, Kur'an'da her iki durumunda izne bağlı olduğunu, bu iki izin birlikte sağlanmadığı sürece şefaat diye bir hadisenin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, yani şefaat etmek isteyen kimse için de Cenab-ı Hak izin verecek, onun şefaat etmek istediği kişi için de Cenab-ı Hak izin verecek. Bu iki izin buluşmazsa herhangi bir şefaat o kişi hakkında gerçekleşmez. Nice bırakın insanlardan iyi kimseleri, nice melekler var hiç günaha bulaşmamış. Bunlar şefaatte bulunuyorlarmış gece gündüz göklerde ve yerde. Ama Allah Azze ve Celle izin vermedikçe bunların o kişiler hakkındaki duaları hiçbir netice vermiyormuş. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ Nice melek var ki لَا تُغْنِي شَفَاتُهُمْ Şefaatleri yarar sağlamıyor. Şeyen, hiçbir şeye yarar sağlamıyor. İlla ancak min ba'di en ye'zenallahu. Ancak Allah izin verdikten sonra, o da limen yeşâ'u, dilediği kimseler için. O yarda ve razı olduğu kimseler için. Allah Azze ve Celle bir kimse için dilediyse, bir kimseden razı olduysa, onun hakkında bir başka meleğin duasını kabul edebilir. Veya doğrudan ona istediğini verebilir. Bu İlahi iradenin elindeki bir şey. وَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَيُّنْ وَلَا شَفِيَةٍ. Dolayısıyla kendiliğinden hiçbir dostu ve şefaatçisi olamaz. Bunu reddederken Cenab-ı Hak böyle mutlak olarak reddediyor. Kendiliğinden re'sen harekete geçecek. Yani elinde çek var böyle, 10 tane kişiye kullanabilir. Anama mı kullanayım, babama mı kullanayım veya şuna mı kullanayım? İstediğine böyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle benim iznime bağlı değil. Ben sana verdim 10 kişilik şefaat jokeri. Kim için kullanırsan kullan demiş değildir. Böyle demediğini söylüyor. O kim için kullanacağı da benim iznime bağlı diyor. Zaten böyle bir ortamda hiç kimsenin, peygamberler dahil, işlerinde Allah'ın elçisi dahil, bizim peygamberimiz, hatta melekler de dahil, hatta Allah Azze ve Celle ruhu da buna dahil ediyor. Hepsi konuşamaz durumdalar. Ağızlarını açamıyorlar. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّنْ. Hepsi hizaya geçmişler. لَا يَتَكَلَّمُونَ. Hiç kim hiçbiri konuşamaz. Konuşmak bile, yani adam ağzını açamıyor. Bırak falanca için şefaat diye. Ağzını açamaz. Ancak Allah Azze ve Celle birinin dilini çözüyorsa, kendisi için dua etmek istediği kişiden razı olduğu içindir. لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنِ. Ancak Rahman'ın izin verdiği. Dolayısıyla konuşmak bile izinle olan bir ortamda kimse böyle açık çeklerle gelmiş değildir. هَذَا يَوْمُ لَا يَنْتِقُونَ. Bugün konuşamadıkları bir gündür diyor Cenab-ı Hak. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسَ. Sesler ortadan kaldırılmış. Ses Cenab-ı Hakk'a boyun eğmiş. İnsanların o nefes alıp vermeleri dışında hemsa dediği Cenab-ı Hakk'ın o yani varlığın sesi, insanların varlık sesi dışında bir şey duyamazsın. O da nefes alıp veriyorlar veya o günkü ortamda her neyse. Yoksa konuşamazlar, ruh da dahil. Adamın kişi babası getirilir, annesi getirilir. Allah Azze ve Celle onlardan razı değildir. Onlara herhangi bir kimsenin şefaat etmesini istememektedir. Hiç kimsenin ağzını açmaz. Peygamberin de açmaz. Hiç kimsenin dilini çözmez. İşlerini bitirir, gönderir onların. Ama dayısı getirilir. Burada diyelim ki ya ağzı açılsa, dili çözülse deli divane olacak dayısı için. Yalvaracak. Ya Rabbi onu affet. Dayım iyi adamdı. Eğer Cenab-ı Hak dayısını affetmek istiyorsa o kimseyi yahut anasını yahut başka bir akrabasını yahut birlikte olduğu bir arkadaşını veya peygamberin herhangi bir kimse olabilir. Onun hakkında iyi dua etmek isteğinde, dileğinde bulunan, ki bu dileklere Cenab-ı Hak şahittir. Herhangi bir kimsenin Cenab-ı Hak dilini çözüp onun hakkında dua etmesine fırsat verebilir. Ve onun bu duasını onun hakkında kabul edebilir. Dolayısıyla bırakın kendisi hakkında şefaat edilecek kimsenin herhangi bir kimse olabilmesini, o da izne tabi, o duayı bulunabilecek kimsenin ağzını açabilmesi bile Cenab-ı Hakk'ın iznine tabidir. Bu olmadan herhangi bir veli, herhangi bir şefaat kendiliğinden asla söz konusu olamaz, düşünülemez, buradan götürülemez, zaten vardır gibi tasavvur edilemez. Böyle anlatınca da birileri diyor ki ya bu dediğinizde bizim hiçbir şeyimiz yok ki. Yani o zaman bu şefaat dediğin tamamen Allah'a bağlı olan bir şey. Yani ben istediğime şefaat edemedikten sonra Cenab-ı Hak zaten mümin olduğu adama benim duam üzerinden, benim duamı da bana şey, bana bu onuru yaşatıyor. Evet, sadece bu kadar. O yüzden Cenab-ı Hak kul lillahi şefaatu cemia. De ki şefaat bütünüyle Allah Azze ve Celle'ye aittir. O sebeple kimsenin orada bir delik açması, affedilmeyecek bir kimsenin o arada böyle sıçratılması, ittiri verilip öteki tarafa geçirilmesi, böyle gümrükten geçirilir gibi. Bunlar ancak kendisini aldatmak isteyen, aldanmak isteyen kimselerin güvenip aldandıkları ve sonra da dünyayı tıpkı ilimden yoksun, bilgiden yoksun, hakkı, gerçeği araştırmaktan uzak, tıpkı kafirler gibi rahat yaşadıkları bir aldanış sürecinden ibaret. Ben sana kısa sunuyordum. Oradaki konuşmada şöyle bir örnek verdi. Bir kervana, giden kervana
Mekke Hazretleri diyor ki, eğer başımıza herhangi bir şey gelirse bir soygun, beni vesile ederek Allah'tan işte yardım edeyim diyor. Sözlücüler geliyor, herkes Allah 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 diyor, bir numara aklına geliyor, onu vesile ediyor. Allah diyenler hepsi soyunuyor, yani soygunlar ondan soyuyor. Beni vesile edenler eşyalarını falan soymuyorlar. Böyle bir örnek verdi. Yani ünlü bir sanatçı da olaydı zaten, böyle. Yani ben bundan daha uçuğunu örnek vereyim mesela, atayım bir şeyler. Ne olur? Başka bir yerde de başka bir şey varmış. Orada Allah'tan isteyeceklerini şeytandan istemişler. Allah'tan isteyecekler eline bir şey geçmemiş. Şeytandan isteyenlerin eline geçmiş. Nerede? Yani bunlar hayali şeyler. İstiyorsan, yersen bunlardan tonlarca var. Yani yersen tabii. Ha, buna hazır isen, ha, bu güzelmiş. Kestirmeden cennete gidilen bir yer. Birileri Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okusun, Resul'ün peşine düşsün, onun dini hayatını öğrenmeye çabalaya dursun, Cenab-ı Hakk'ın kevni ayetlerine odaklansın, gücünü, kudretini anlamaya çalışsın, hayatından buna zaman ayırsın ve Cenab-ı Hakk'ın çağrısına, bu zorlu yola girsin. Öteki birkaç şeyle böyle hayatını çok şey etmeden, akletmeden, her şeyden önemlisi. Akletmeden, çünkü esas burada ayrıcı faktör akletmektir. Akletmediği halde çok ağır, zahmetli ibadetlerin altına girenlerin de yaptıklarının hiçbir anlamı, kıymeti yoktur. Bizden çok daha ağırlarına bu Hindular, Uzak Doğu'daki ne bileyim değişik dinlere mensup insanlar giriyorlar. Çok daha yoğun, sıkıntılı, zahmetli ibadet ritüeller bunlar. Böyle yere saplanıyor, kalkıyor, saplanıyor, iki adımda bir secde atıyor vesaire. Bunlarla, bunlara bağlı olan, bunlarla gelişen zahmetle, onlarla ilişkili de değil. Akletmek, ayrım burada. Allah Azze ve Celle bu ayrıma işaretle اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللّٰهِ السُّمُّ الْبُكْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah Azze ve Celle katında varlıkların, yaratıkların en kötüsü bu akletmeyen tipler. Böyle akletme sürecine girip, ayetlerle buluşup, kuşkulardan arınmak, gerçeğin peşine düşmek. Bunlar zahmetli gelince, birinin peşine takılıp onun vaat ettiğiyle ha o söylüyorsa ya çıkarsa modunda bir aldanış bu. Bir koca hayatı riske ediyor bunun için. Ama kararını önceden vermiş. O adam karşısına çıkınca rahatladı. Çıkmadan önce de zaten o yolun yolcusuydu. Gerçeği araştırmak, gerçeğin izinde olmak zahmetli olduğundan. Böyle dediğiniz gibi bunlardan tonlarcası var ve böyle atabilirsiniz. Hatta bunu Resulullah'la ilgili de birileri kalkıp söyleyebilir. Yani Resulullah şöyle olmuştu, böyle olmuştu vesaire. Ama gerçek anlamda böyle bir vakanın olduğuna, gerçekliğine dair hem yerel yani zemindeki delillerimiz, isnat, kim söylüyor, kimden söylüyor, hem de bunun makul olması. Bu hem uçuk, anlamsız, benim demin verdiğim örnekle çok yakın, hem de yersiz. Ve belli ki o kişi Allah'ın Resulü'nden de çok kat be kat iyiymiş. Çünkü Resulullah bile böylesi bir şeyi etbaına söylemedi. Yani Allah Azze ve Celle'den benim adımla isteyin, görün bakın neler oluyor demedi. Böyle bir öğütte bulunmadı. Böyle bir tarifte bulunmadı. Böyle bir yaşam sergilemedi. Ne o ne de kendisinden öncekiler. Dolayısıyla makul olmayan bir şey hazır, yerim ben onu diyenler için her şey açık. Kişinin süzgeci aklederek filtrelediği şeyler. Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği o temyiz kabiliyeti. Bundan vazgeçmiş olanlara her türlü şeyi yedirebilirsiniz. Çok ünlü olması bir şeyi değiştirmez. Tabi bunların hepsinin temelinde cehalet var. Cehalet olduktan sonra bu aldanma süreçleri önüne açılır. Kişinin yeter ki tercihi cehalet olsun. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيَا Bu anlamdaki güvencelerini de elinden alıyor Allah Azze ve Celle. Böyle bir günde böyle bir güvenceniz asla yok. Bunlardan vazgeçin.
Hazreti İbrahim bizi kurtarır, biz onun soyundan geliyoruz. Yahudilerde bu benzeri kuruntular fazla. Veya başkalarında, işte dedem şöyleydi, atam böyleydi vesaire, şu kimse böyle. Bunlar bizi Cenab-ı Hak, veya Hristiyanlarda, bunu en çok sistematik hale getirmiş olanlar, Hristiyanlar, Hazreti Mesih üzerinden kurtuluş inancı, böyle bir teoloji oluşturmuşlar. Kul bütün günahlarıyla zaten Hazreti Mesih'e sığındığında bağışlanmış durumdadır. Allah Azze ve Celle Hazreti Mesih oğlu olduğu için reddedemeyecek. Böylece kendisini Cenab-ı Hakk'ın ışınından kurtarır bir düşünceye sevk ediyor ve kural dışı kalıyor, iltimasa sokuyor kendisini. Allah Azze ve Celle de böyle bir şey yok diyor. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehli kitab. Ne sizin kuruntularınız olur ne de ehli kitabın kuruntuları olur. Men ya'mel su'en, bir kötülük işleyen kimse, yücze bihi, onunla karşılığını bulur. Ve la yecid lehu min dunillahi veliyen ve la nasira. Allah'a karşı ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir kendisine. Devamında ve in ta'dil kulle adlin la yu'haz minha. Hani etraftan gelecek desteği burada Cenab-ı Hak bitirdi. Böyle bir şey bulamazsın. Böyle bir şeyle güvenerek Cenab-ı Hakk'a sırtını dönme. Bir başka husus, fidye vererek kendisini kurtarması. İşte bir şeyler vererek kendimi kurtarırım. Eğer mallarını vererek kurtaracağını düşünüyorsa zaten yanında götürmeyecek. Ama böyle bir algısı varsa, yahut yavaddül mucrimu yevme izin lev yeftedi bi benih ve sahibetihi ve ahih ve fasiletihi leti tu'vih ve men fil ardı cemi'an thumme yuncih. O gün oğullarından, eşinden, sevdiklerinden. Yani bunları at cehenneme. Beni kurtar diye onları fidye vermeye girişebilir. Cenab-ı Hak bunlar çok ister, bunları fidye verip kurtulmayı da, ki en yakınından saymış. Bugün dünyada olsa yavrusu ateşteyken girip çıkarmak istiyor insan. Ama cehennem azabı öyle evin yandığı bir ateş misali değil. Bunun demek ki ihtişamı veya tadına hafif bakan bir kimseler, yavaddul mucrimu yevme izin lev yeftedi bi benihi ve sahibetihi ve ahi, oğullarını, eşini, kardeşini, o fasiletihi ve kendi aşiretini, hatta ve men fil ardı cemiyan, veya yeryüzündeki herkes ne varsa hepsini at, yeter ki ben çıkayım diye fidye vermeye. Veya başka bir ayette, mülkiyeti olsa لَوْ أَنَّ لَهُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günün azabının o beter oluşundan, dünya ve onun gibileri elinde olsa, bir o kadar da elinde olsa fidye vermek için son derece istekli olur diyor Allah Azze ve Celle. Burada da كُلَّ عَدْلٍ demiş. Her türlü denklik vermeye, yani kendisini kurtarmak için dengine karşılık olmak üzere her şeyi vermek için girişse, ve in ta'dil kulle adlen la yu'haz minha, kendisinden alınmaz, kabul edilmez. Başka ayetlerde la tukbel şeklinde gelebiliyor, kabul edilmez. Burada alınmaz şeklinde gelmiş. La yu'haz minha, ondan alınmaz. Dolayısıyla böyle bir güvenceyle de düşünüyorsa, bu ne yapıyor? Kişinin kendi iç dünyasındaki, düşünce planındaki boşlukları kapatıyor Cenab-ı Hak. Şu kurtarır derse o kurtaramaz diyor. O zaman fidye veririm. Hani bunları yak ben kurtulayım dese bile, demek çok ister, bir yararı olmaz. Bir varsayımla bile yola çıkıp bunun yarar sağlamayacağını şimdiden ona ihbar ediyor. وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ. Hani anlatıyorlar ya, o zaman deriz ki Allah'ım sen onu yak diye biz senden vazgeçeriz, seni veririz Cenab-ı Hak. Sanki Cenab-ı Hak birini yakacak illa o olayda, diğerleri onu satınca onlar kurtarabilecek. Böyle bir şey yok. وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُخَذْ مِنْهَا, kendisinden alınmaz meğer ki her türlü fidyeyi vermiş olsun. اُلَٰئِكَ, işte bunlar, اَلَّذ۪ينَ اُبْسِلُوا, bunlar heder olmuş kimseler. Bunlar kendilerini zayi etmiş kimseler. Zayi olmuş kimseler. Ama dikkat ederseniz bu kayıt orada kendisini tekrardan tekrarlıyor. Bime kesebu, kazandıklarından ötürü. Yani bu zayi oluş, bu heder oluş
öyle kıyma makinesinin içine düşmüş gibi kendi istemi dışında gelişen bir süreçte değil. Kendi kazanım. Neden kazanım diyor Cenab-ı Hak? Müfessirler diyor ki neden yapmak demiyor da kazanmak diyor. Çünkü kazanmak içinde yapmayı da barındıran, bir de içine niyeti de alan bir şey. Çünkü siz bir şeyi kazanmak için çok şey yaparsınız. Kazanmada hep o yapıp ettiklerinizin neticesinde elde etmek istediğiniz şey vardır. O zaman kazanma niyeti de içine koyduğu için Cenab-ı Hak çoğu bu tür kritik yerlerde kazanmak fiilini söylüyor. Leha ma kesebet ve aleyha maktesebet. İyi yönde kazandıkları kendisinin lehine, kötü yönde kazandıkları da kendisi aleyhinedir. Her ikisinde de kesebet.